Mutlu olmak istiyoruz. Mutlu olmak için her şeyi yapıyoruz. Hepimiz için aslında mutluluk formülü aynı. Biraz para, tabii ki sağlık, sevdiğimiz bir insan, etrafımızda sevdiklerimiz. Bunlar mutlu olmamız için yeterli nedenler mi acaba? Evet, mutluluğun aslında formülünü bulmuş ve mutluluğun formülünü bizlere aşılamaya çalışan Müge Çevik bizlerle beraber. Hoş geldiniz, hoş günaydın. Bulduk. Günaydınlar. Mutlu musunuz? Çok. Oo, ne güzel bunu duymak. Evet, aslında azınlıktanım belki de, değil mi? Ben de çok mutluyum. İki süper. Azınlık beraberiz o zaman. Harika, daim olsun diyelim. Amin. Neden mutlusunuz? Çok hızlı girdiniz. Ben direkt konuya girdim. Neden? Mutluluk nedir falan diye soracağım ama sonra. Evet, nedenden çok aslında nasılıyla buradayım, öyle söyleyeyim. Çünkü mutluyum çünkü mutlu olduğumun farkındayım. Her şeyden önce oradan başlayalım. Mutluluk ve diğer kavramları ayırarak, aslında kavramsal bakarak elimdekilerin farkındayım. Ne istediğimin farkındayım, yapabileceklerimin farkındayım, yönetebileceklerimin farkındayım. Dolayısıyla bütün bunların farkında olduğunuzda ve aslında hayatınızın kontrolünün sizde olduğunu bildiğinizde başka bir çizgide oluyorsunuz. Ben mutluluğun bir durum olduğunu düşünüyorum. Bir duygudan çok bir durum olduğunu ve orada kalmanın elimizde olduğunu düşünüyorum. Peki bir soru. Şimdi bizi izleyen seyircilerimizden bazıları diyorlar ki asgari ücretle çalışıyorum. 4 tane çocuğum var. Shift'le çalışıyorum. Kimi zaman çocuklarımı göremiyorum bile. Uyurken eve giriyorum. Evet, sağlığım yerinde ama istediğim çok şey var ve bunlara ulaşabilmem imkansız. Nasıl mutlu olabilirim Müge Hanım? Söyleyin bana diyorlar. Ben onları dile getirdim. Süper. Evet, genelde hep neden olamadığımız veya elimizdeki koşulların ne kadar zor olduğundan yola çıkıyoruz. Mutluluk bir bakış açısı aslında. Birincisi, her zaman daha kötüsünün olduğunu bilmek. İkincisi, içinde bulunduğumuz koşulların aslında ne kadarının bizim elimizde olduğunu bilmek. Ve sonra da gerçekten sahip olduklarımızdan hareketle nereye varmak istediğimizi bilmek. Evet, böyle anlattığımda belki bunlar çok kitap cümleleri ve gerçek hayatın biraz dışında gibi duruyor ama hayatta neyi istediğimiz ve neye anlam yüklediğimiz çok önemli. Eğer sevdiklerimizle birlikte olmaya çok anlam yüklüyorsak, dolayısıyla dışarıdan bir faktör bizi ancak memnunsuz kılabilir veya üzebilir, öfkelendirebilir. Ama mutluluk dediğimiz şeyi biz sürekli üçüncü faktörlere, üçüncü kişilere, bizim dışımızda şeylere bağladığımızda, böyle bakarsak hiçbirimizin mutlu olması mümkün değil. Çok parası olan, çok zengin bir iş adamının da mutlu olması çok mümkün değil o zaman. Ya da sadece iyi giden bir ilişkiyle mutlu olmak da mümkün değil. Ben hep diyorum ki aslında insana dair konular çok temel ve 4-5 tane. Dediğiniz gibi sağlık, para, kariyer, ilişkiler, aile. Ama hepimizin senaryoları farklı. Ve herkesi temin ederim ki 4-4'lüğü yok. Yok, değil mi? Yok. Mutlaka bir yerlerde bir şeyler var. Ben 4-4'lük. Süper. Ben de 4-4'lük. Maşallah diyelim. Çok şükür. Evet. Şükür çok önemli bir faktör. 4-4'lük olduğunda bile eğer bunun farkında değilseniz, inanın bu hiçbir işe yaramıyor. Dolayısıyla neye sahip olduğumuzu bilmek çok önemli bir başlangıç mutluluk adına bence. Şimdi sizi ağırlarken düşünüyorum. Benimle birlikte değerli seyircilerimize de seslenmek istiyorum. Lütfen düşünelim. Hep beraber düşünelim. Elimizdeki güzel şeyleri düşünelim. Olmayanı değil, olanı görelim. Bardağın boş tarafını değil, dolu tarafını görelim. Aynen öyle. Bu değil çok mi? İyi bir başlangıç. Bunun ötesinde hep imkansıza değil, bütün bu imkansıza giderken ben nerede olabilirim ve ne yapabilirim? Gerçekten yönetemeyeceğim ve hayatta benim dışımda gelişen şeyler değil de ben neyi ne kadar yönetebiliyorum ve sorumluluk ne kadar alıyorum'a bakmak lazım. Sorumluluk almayı biz biraz yanlış anlıyoruz diye düşünüyorum ben. Sorumluluk almak kaderci olmayla çelişen bir şey değil aslında. Ya da maneviyatla çelişen bir şey değil. Tam tersi, sorumluluk almak mevcut durumunuzun farkında olup bu bilgiyle bundan sonra ne yapacağınız aşamasında başlıyor. Dolayısıyla evet, durum bu ama ben bununla ne yapıyorum ve nereye gitmek istiyorum? Biz bunu genelde sadece mevcut durumun imkansızlıklarına, şartların ne kadar zor olduğuna, hayatın ne kadar zor olduğuna odaklanıp hep biraz böyle mağdur edebiyatını seviyoruz aslında. Dolayısıyla sorumluluk
bundan çıkmakla başlıyor. Şimdi tabii çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Kesinlikle. Ülkemizin içinde bulunduğu durum, evet, çok pozitif yöne doğru gidişatımız var. Dünyanın en büyük ekonomilerinden, Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden biriyiz. Ama özele baktığımızda sokakta yürürken hep suratları asık ve memnuniyetsiz insan görüyorum. Biz mesela dikkat ettiniz mi? Hiç sokakta böyle yürümeyiz. İzmirliler dışında değil mi? Biz yürürüz. Gülümseyen çok az insan var. Halbuki mesela yurt dışında ya da daha rahat toplumlarda insanlar birbirine çok rahatlıkla günaydın diyorlar. Çok rahatlıkla nasılsınız diyorlar. Bizler ne gülüyoruz ne günaydın diyoruz. Çok içimize kapanık ve biraz pesimist Doğru. birer bireyiz. Bizim suçumuz değil ama bu yaşadığımız koşulların da suçu. Tabii Peki, ki ne değil. Yapacağız? Tabii ki değil. Aslında birkaç tane şey var. Birincisi, bu coğrafya aslında maneviyat olarak ve bütün bu zorluklarla baş etme konusunda kültürel anlamda çok zengin bir coğrafya. O kadar çok değerimiz var ki aslında belki Avrupa'da koşullar çok daha iyi, insan hayatı daha değerli, maddi olarak daha büyük refah içindeler ama bizde olan pek çok şey de aslında orada yok değil yok, mi? Biz doğru. aile olarak yaşıyoruz, birbirine düşkün doğru, bir toplumuz, doğru. Birbirimizden haberdar Yardım olan, severiz. Destekleyici bir toplumuz, başkalarının derdini dert edinen ve buna katkı sağlayan bir toplumuz. Bütün bunlar aslında bir başka boyut. Dediğim gibi sadece bu ya da şu değil, para, refah veya bu değil. Ama bütün bunlardan nereye varabiliriz? Bu kararı vermekte biz biraz fazla hayatın akışına kaptırıyoruz diye düşünüyorum ben. Gülümsemek dediniz, çok güzel bir şey söylediniz. O kadar bedava ki. Üstelik de kaç tane kasımızı çalıştırıyor? Bir gülümsemeyle o kadar çok kasımız çalışıyor ki şimdi uydurmayayım bilmem kaç kasımız çalışıyor diye ama. Ama bakın Murat Göksu çok enteresan bir soru sormuş. Murat Göksu der ki ya olduğundan daha fazla mutluysak bu da iyi bir şey mi peki diyor. Ne zararı var? En azından bir zararı yok. İyi bir şey yani. Evet. Ne zararı var? Polyanlacılık olabilir. Sürekli her şeyi iyi görüp gerçeklerden uzaklaşmış olabilirsiniz. Şimdi biraz önce dediğim gibi birincisi memnuniyet ve mutluluk kavramını ayırmak lazım. Hayatta memnun olabileceğimiz pek çok şey var. İşimiz, arabamız, elde ettiğimiz maddi şeyler, hedeflediğimiz şeyler, ünvanlar değil mi? Aile, ilişki vesaire. Bunlardan memnun olabiliriz. Bunlar bizim yaşam kalitemizi değiştirebilecek şeyler olabilir. Ancak günün sonunda ben süper bir arabanın bir insanı sonsuza dek mutlu ettiğini hiç görmedim. Çok lüks bir evin bir insanı sonsuza dek mutlu kıldığını hiç görmedim. Ya da o kadar doğru ki. Litrinde gördüğümüz ve çok sahip olmak istediğimiz bir şeyin bizi çok sonsuza kadar mutlu edeceğinin garantisi yok. Parayla satın alamadığımız aslında bir üçüncü şahsa, ikinci şahsa, dışarıdan bir faktöre bağlı olmayan bir şey mutluluk. Biraz insanın kendi içinde gelmesi gereken, çok doğru. Gözünü içine çevirmesi gereken bir şey. Evet. Dışarıda memnun olmayacağımız kariyer, patron, eş, sevgili, ilişki, sağlık bir sürü faktör varken bile mutluluğu yakalamak insanın içinde mümkün. Dolayısıyla gözünüzü nereye çevirdiğinizle ilgili, gözünüzü nereye diktiğinizle ilgili bir şey mutluluk. Kralla çobanın hikayesini biliyor musunuz? Hatırlatır mısınız? Hemen anlatayım bakın Müge Hanım. Şöyle ben sanki benim eve ziyarete gelmiş Müge Hanım da Türk kahvemizi yapmışız da sohbet ediyormuşuz gibi. Ama bu beni çok etkileyen bir hikayedir. Hem sizinle hem izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Bir kral her şeye sahip, ülkesini yönetiyor ama çok mutsuz. Ve bu mutsuzluğuna bir türlü derman bulunamıyor. Bir gün bir şifacı geliyor. Diyor ki krala, sizin mutlu olmanızın sayın kralım diyor, tek bir çözümü var. Dünyadaki en mutlu insanın gömleğini giyeceksiniz diyor. Allah, bütün her tarafa askerler, görevliler yayılıyor. Dünyadaki en mutlu insanı bulmak için. Sonra bir tanesi geliyor, saraya koşuyor. Kralım diyor, dünyadaki en mutlu insanı buldum. Hemen gitmemiz lazım. Kral heyecanlanıyor, mutlu olacak mıyım? Evet olacaksınız, gömleğini giyeceksiniz diye. Gidiyorlar çobanın yanına. Çıkıyorlar çoban koyunlarıyla beraber, elinde sopası, mutluluk içerisinde türküsünü söylüyor. Diyor ki kral çobana, bana gömleğini ver, mutlu olacağım. Kralım diyor, keşke size gömleğimi verebilsem ama benim gömlek alacak param yok.
Çok etkileyici değil mi?